Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde fragment veri alışverişinin genel bir tekrarını yapacağız. Sil başla. Öncelikli olarak böyle bir proje yapmak istediğinizde ne yapmamız lazım? Bir tasarım yapmamız lazım değil mi kağıt üstünde? Benim yapacağım uygulama şu işe yarayacak. Diyorum ki bu benim aktivity main'im. Bunun içinde bir tane fragment olsun. Evet. Bunun içinde bir tane edit text olsun. Bir tane daha olsun. Şurada bir buton olsun. Ve bu butona bastığımda buradaki değerler gelsin. Başka bir fragmentin içine de sonuç yazdırmak isteyeyim. Şimdi siz böyle bir isteğiniz varsa ilk olarak yapmanız gereken nedir? İlgili fragmentleri oluşturmak ve onların layoutlarını hazırlamak olmalı, değil mi? Bunun için öncelikle geldim ben. Fragment A'nın layout'unu hazırladım bu şekilde. Fragment B'nin layout'unu hazırladım. İçinde basit bir text view var ve ben burada fragmentten A'dan aldığım değerlerin toplamını yazdıracağım. Kodları da böyle yaptık. Ne dedik? Her fragmentte ilgili layout elemanlarının iklemesini onCreateView'un içinde yapıyoruz. Fragment B'ye bakarsak daha kolay. Onun içinde bir text view var ve ben onu burada atadım. Daha sonra view'u döndürdüm. Fragment A'nın içinde de bir buton var. Bu buton sayesinde biz verilerimizi ne yapacağız? Önce main activity'ye, daha sonra da fragment B'ye göndereceğiz. Şimdi ne demiştik? Activity'lerden fragmentlere veri gönderirken ya bundle kullanıyorduk ya da direkt fragment nesnemizi direkt olarak kullanıyorduk. Peki fragmentlerden activity'lere gönderirken, ki benim yapacağım tasarımda önce fragment A'dan fragment B'ye veri göndermek için neydi? Main activity'yi bir köprü olarak kullanmam gerekiyordu. Bunun için de ne demiştik? Bir tane interface hazırlarız. İnterfeysimizde de yapacağımız işlemle ilgili bir metot yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu interfeysi kimin implement etmesi lazımdı? Main activity'nin. İnterfeysi implement ederken de implements yazıp sizin interfeysinizin adını yazıyorsunuz. Bunu yazdığınızda sizin main activity bunun bir alt sınıfı oluyor ve siz bunun aracılığıyla main activity'ye ulaşabilmiş oluyorsunuz. Ayrıca main activity bu myListener'ın içindeki metodu da override etmek zorundaydı. Alt enter'a bastım. Diyor ki myListener'ın içinde bir tane metot var. Senin bu metodu gerçekleştirmen gerekiyor. Buraya kadar her şey güzel. Şimdi gelelim fragment A'ya. Ben buradaki edit text'teki değerleri almak istiyorum ve onClick'e yazdırmak istiyorum ama şu an için ekranda herhangi bir fragment var mı? Yok. Bir diğer örnekte biz ne yapmıştık? Direkt main activity'de XML olarak fragmentimizi yaratmıştık. Bugünkü dersimiz hem biraz farklılık olsun hem de konu tekrarı olsun diye dinamik olarak Java koduyla yapacağız. Öncelikli olarak herhangi bir butona basıldığında bir fragment oluşmayacak bildiğiniz üzere. Main activity oluşunca ben fragmentlerimin ekranda gözükmesini istiyorum. O yüzden buradaki onCreate metoduna bunları yazmam lazım. Şimdi buraya gidip fragment A ve B'yi oluşturma kodlarını yazarsam onCreate metodum bir hayli karışık olacaktır. O yüzden diyorum ki ben bunu metotlara yaptırayım. Şöyle bir tane @fragment A diye bir metot çağıracağım burada. Aynı şekilde @fragment B diye bir metot çağıracağım. Bu metotlar arkadaşlar fragmentlerimin dinamik olarak Java kodlarıyla oluşmasını sağlayacak. Alt Enter'a bastım. Create metot dedim. Fragment A için metodum oluştu. Alt Enter dedim. @fragment B metodum da burada oluştu. Şunun altına alalım. Şimdi ekrana ben fragment eklemek istiyorum. Bunu transaction.add ile yapıyorduk değil mi? Peki transaction'a biz nasıl ulaşıyorduk? Manager'ımız sayesinde. Bunun için en dışarıya bir tane fragment manager nesnesi oluşturuyorum. Daha sonra onCreate metodunda buradaki manager'ı getFragmentManager diyerek çağırıyorum. Hafızada yer tutmasını sağlıyorum. Artık ben buraya gelip fragment A'mın oluşturulma işlemlerini yapabilirim. Bu yüzden öncelikle fragment A'dan bir nesne üretmem lazım. Fragment A diye. Daha sonra da yeni diyerek bunun oluşmasını sağlamam lazım. Şimdi bunu oluşturdum ama main activity'ye bunu atamam lazım.
Bu yüzden de ne yapmam lazım arkadaşlar? Bir tane fragment transaction başlatmam lazım. Transaction eşittir deyip manager nokta begin transaction demem gerekiyor. Daha sonra da o transaction'ı ne yapmam lazım? Transaction nokta commit diyerek onaylamam lazım. İşte burada ne yapmamız lazım? Transaction nokta add diyerek öncelikli olarak bana bu fragment ayı nereye yerleştireceğini soruyor. Şuradaki Activity main'e geleyim. Design tabındayken şuraya bir tane frame layout atayalım. Frame layout. Evet, burada. Şöyle ortalasın bunu. ID'si de ne olsun? Container A olsun. Hani A fragmentini tutan container. Şuradaki text'ine gideyim bunun. Match parent diyor. Biz bunları wrap content'e çevirelim. B'ye de yer kalsın. Tabii bunu match parent olsun. Burası wrap content. Yani yükseklik olarak wrap content olsun. Background'u falan atamıyorum çünkü onlar fragment A'da tanımlıydı. Evet. Şimdi gelin main activity'ye gidelim. Add dedikten sonra bunu nereye ekle? R.id'deki container olmadı. Şöyle bir kontrol edelim. ID değerini vermemiş. Şuraya ID deyip container A diyelim. Daha sonra main activity'ye gelip container A dersek sorun çözülecek. Daha sonra siz bu container A'ya diyor ne eklemek istiyorsunuz? Şurada oluşturduğum fragment öğesini eklemek istiyorum. Ve daha sonra da buna bir tag veriyorduk, değil mi? Fragment A diyelim. Ve böylece A'yı container A'nın içine koymuş olduk. Şöyle bir bakalım. Bir hatamız var mı? Uygulamam çalıştı ve gördüğünüz gibi fragment A container'ımın içine yerleşmiş oldu. Şimdi buradaki işlemlerin aynısını ne için de yapacağız? Fragment B'yi yerleştirmek için de yapacağız. Bu sefer ne olacak? Fragment B sınıfından bir nesne türeteceğim. Daha sonra transaction'ı başlatıyorum. Şuradaki container A'yı container B yapayım. Fragment A'yı değil, fragment B'yi göndereceğimi söyleyeyim. Ve bunun etiketi de frag A değil, frag B olsun. Buraya geliyorum. Şuradaki frame layout'un aynısını bunun altına da yapıştırıyorum. Adı da B olacak şekilde. Bir daha bir testimizi yapalım. Fragmentlerimizi dinamik olarak ekrana yerleştirebildik mi kontrol edelim. Uygulama açıldı ama gördüğünüz gibi ne oldu? Üst üste geldi. Bunu düzeltmek için ne yapmamız lazım? Şöyle layout kodlarıma bir baktığımda frame layoutlardan şuradaki ikincisine gelip layout below dersem neyin altına yani? Container A'nın altına gel. Bu sefer ama align parent tab'ı da silmemiz gerekecek. Bunu yaptığımızda kontrol edelim. Benim şunun ID'si doğru. Container B A'nın altına gelmiş olması lazım. Evet, gördüğünüz gibi ilgili layout'u oluşturmuş olduk. Evet, dinamik olarak fragmentlerimi eklemiş oldum. Şimdi gelelim fragment A'ya. Ben bir butonun tıklanıldığında ne yapmak istiyorum? Send data to activity diye bir metodumun çalışmasını istiyorum. Fragment A'da böyle bir metot var mı? Yok. Ekliyorum arkadaşlar fragment A'nın içine. Private void send data to activity. Şimdi butona tıklanıldığında içindeki değerleri alacağım. Değişkenleri hazırlıyorum. Sayı 1'in içine şu sayı 1 demeyelim buna. S1 diyelim. Sayı 1 edit text'inden gelen sayıyı get text ile al. Daha sonra bu ifadeyi string'e çevir. Ve bunu da integer sınıfımız yardımıyla integer nokta
parse int metoduyla şuradaki string ifadeyi integer'a çeviriyorum. Aynı şekilde integer s2 deyip sayı 2 edit text'indeki değeri getText'e okuyorum. Daha sonra bunu string'e çeviriyorum ve bunu yine integer sınıfındaki bu sefer de mesela value of metoduyla integer'a çevirip s2'nin içine koyuyorum. Evet. Butona tıklandığında fragment A'daki yani şu butona tıklandığında şu iki sayı alınıp integer'a çevrildi. Benim yapmak istediğim ne? Bunların sonucunu fragment B'de göstermek. Ama bunun için ne yapıyorduk işte? Main activity'ye gidip orada bu sayıları ele almam gerekiyordu. Main activity'ye de nasıl ulaşıyordum arkadaşlar? Şurada tanımladım MyListener interface'i ile. Öncelikli olarak ne yapmam lazım? GetActivity diyerek bu fragmentin eklendiği activity'yi almam lazım, değil mi? Ve ne demiştik? Bu activity'nin ben MyListener interface'imi gerçekleştirdiğini bildiğim için buradaki activity'yi ben bu MyListener içinde tutabilirim. Tabii burada bir typecasting işlemi yapmam lazımdı. Bunu yaptıktan sonra artık ben MyListener ile activity'mdeki metotlara erişebiliyorum. Ve ben yine biliyorum ki benim MyListener sınıfımda şöyle bir metot vardı ve main activity bunu gerçekleştirmek zorundaydı. O zaman ben o metodu kullanarak neredeyiz? O metodu kullanarak MyListener nokta sayıları topla metodunu kullanarak şuradaki S1 ve S2'yi fragment A'dan aktivitime gönderebilirim arkadaşlar. Yani buton her tıklandığında bu nesne oluşturulacak ve sayıları topla metoduyla buradaki değerler hop nereye gelecek? Buraya gelecek. Şu an neyi yaptık? Fragmentten aktiviteye veri gönderme olayını yapmış olduk. Şimdi ise yapmak istediğim activity'den başka bir fragment olan fragment B'ye veri göndermek. Ne demiştik arkadaşlar? Ya bundle'la ya da direkt fragment B nesnemi direkt olarak kullanarak. Şimdi burada o zaman fragment B zaten ekranda olduğu için ben bir daha gidip fragment B new fragment B dememem gerekiyor çünkü ekranda zaten var. Bunu benim Manager'ım yardımıyla find fragment by tag diyerek şurada frag B etiketiyle eklenmiş olan fragmenti alıp bunun içine koyuyorum. Frag B. Burada bir typecasting işlemi yapıyoruz. Daha sonra da ne dedik? Fragment B nesnesini direkt olarak sayıları topla diye bir metot tanımlıyorum. Bu metoda da şuradan parametre olarak gelen sayı 1 ve sayı 2'yi gönderiyorum. Buradaki parametre nereden geldi peki? Fragment A'dan geldi. Şuradan gördüğünüz gibi S1 ve S2 diye yolladık. Bu değerler geldi. Burada sayı 1 ve sayı 2 olmuş oluyor. Sonra bana bangır bangır bağırıyor. Fragment B'de sayıları topla diye bir metot yok diye. Alt Enter'a basıyorum ve bu metodu oluştur diyorum. Bu sefer burada integer toplam diye bir değişken oluşturuyorum ve sayı 1 ile sayı 2'nin toplama işlemini burada yapıyorum. Artık Fragment B'de benim ne yapmam lazım? Şuradaki sonuç text view'unun içeriğini değiştirmem lazım. Sonuç nokta set text diyerek toplam eşittir deyip şuradaki toplamı yazdırmaktan başka bir şey kalmadı. Test edelim bir hatamız var mı? Uygulamam açıldı. Şuraya 50 yazdım, şuraya 40 yazdım. Activity'ye gönder dedim. Aslında activity'ye gönderiyor da biz ne yapıyoruz aslında? B'de göstermek istiyoruz. Ne yaptı arkadaşlar? Öncelikle buradaki 50 ve 40'ı
Fragmentayı bir daha bir açalım. 50 ve 40 değerini aldı. Integer'a çevirdi ve Activity'deki sayıları topla metoduna yolladı. Buraya geldi. Sayıları topla metodunda şuradaki sayının birinin içinde 50 var, burada 40 var, değil mi? Bu değerleri aldı ve ekrandaki fragment B nesnesine ulaştık ve direkt onun üzerinden fragment B içindeki sayıları topla metoduna biz bu değerleri gönderiyoruz. Fragment B'ye baktığımızda da buraya gelen 50 ve 40 sayıları toplama 90 oluyor. Daha sonra da bunu biz edit text view'umuzda yazdırıyoruz. Ve 90 sonucunu elde ediyoruz. Evet. Umarım daha iyi anlaşılmıştır. Bununla ilgili örnekleri yine yapmaya devam edeceğiz. Anlamadığınız yerleri lütfen sormaktan çekinmeyin. Bir sonraki derste görüşmek üzere.